by inceleyeceğiz. Order by da yine SQL standartlarında olan bir özelliktir. Belirli değerlere göre sıralama yapmak için kullanılır. Örneğin isimlerde sıralama yapmak için iki yöntem vardır. Baş harfi A'dan başlayanlar A'dan Z'ye doğru ya da Z'den A'ya doğru sıralama işlemi. Böyle bir durumda veri tabanlarında varsayılan olarak A'dan Z'ye doğru sıralama yapılır değerlerde. Bu da ascending, ASC kısa yoluyla gösterilir. Tersi durumlarda mesela Z'den A'ya, burada da descending sıralama olur. Bu varsayılan değildir, sizin belirtmeniz gerekir sıralamada. Bunları inceleyeceğiz. Order by işlemi, yani illaki gerekli olduğu durumlarda kullanılması gereken bir özellik. Çünkü performans dezavantajı sağlar. Performans kaybı oluşturabilir gereksiz kullanıldığında. Basit bir sorgu yazalım. First name, formal employees, first name'e göre sırala, order by first name. Kaydın tamamı geldi ve dikkat ederseniz en sonda W, ilk başta da A var. Burada da sıralama şu şekilde devam ediyor. Mesela birden fazla A var, o zaman ikinci karaktere bakar. İkinci karakterde A'ya en yakın D olduğu için D'yi getirdi. Yani A'lar içerisinde bir hiyerarşi sağlıyor. A, D. A, B olsaydı o tepede olacak. Sonra B ve W'ye doğru gidiyor. Bunun default olduğunu söylemiştim. Neyin default'u? Ascending, ASC'nin. Dikkat edin, yapı değişmeyecek. Yapı değişmez çünkü zaten varsayılanı bu. Tersini istersem descending tersten sıralama.
Soru sizdeydi, bana değil. Yapamayanlar yapsın. ID'ye göre sıraladık. Departman ID ondan başlıyor. Bakın en sona göre. En sonda da nolü aslında saymadığı için bu en sona kaldı. Yoksa onu bir adam yerine koymuyor. Peki. Bunu kaldırırsam çalışır mı? Sadece biz görebiliriz. Ne kadar anlam verebiliriz. Yani çalışmasında bir sorun oluşturmaz. Bu da yine çok sık kullanılan özelliklerden birisi SQL'de. Standartlarda var dedim ya. Ağzını da kapatıyorsun. Nereden anlıyorsun? Yani sizin de kullanma kullanmanın şeyde şey bir arkada o zaman tablo seçiyor. Tablo da bütün olanları seçmiş oluyor. Yıldızlı mı? Yıldızlı. Şimdi departman ID'si görüyorsunuz orada. Yani bu yüzden tablosundan sorgu yapıyoruz. Ona göre sıralıyor. Arka tarafta seçmiş oluyorsunuz. İşte, yani tablo orada belirli. Hayır. Hangi kısmı kullanmışsa. Yok değil. Şimdi sen burada bunu veriyorsun. Bak. Sen burada bunu veriyorsun. Şunu yazmadığında bunu biliyor veri tabanı. Ama bak şuradaki yazdığınla bunun bir farkı yok. İkisi de sorguda. Bunu nasıl gidip buluyorsa tablo belli olduğu için bunu da gidip buluyor. Ekstra bir sorguya ihtiyacı yok orada yıldızdaki gibi. Görmek istediği şeyler sadece. Yani yerini biliyor. Hani şöyle düşün. Bir kutu var. Diyorsun ki ben bunları sıralayacağım. İşte oyuncaklar var diyelim. Bunları birbirine yapıştıracaksın. Aynı kutu içerisinde U da var. U'yu alıyorsun, oyuncakları yapıştırıyorsun. Yeri belli. Hepsinin nasıl çalışacağı belli. Hepsi orada. Mesela tarihe göre sıralama. Bu da güzel bir gerçek hayat örneği. Çalışanları işe giriş tarihlerine göre sıralayınız. Burada dedik ki işte gelen listenin sütun listesinin içerisindeki sıraya göre 1, 2, 3 buna göre sıralama yapmak için 3 dedik. İlkinde sıralama yapmak için first name. Peki türetilmiş bir sütunda yapabilir miyim? Türetilmiş as ile. Emin değilim ama sorduğuna göre yapılıyor. Select employee ID. Salary
çarpı 12. Yıllık maaşım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de türetilen bir sütunda da yapamıyorum. 25.200'den başlıyor büyüğe doğru. A'ya göre yaptı, diğerine göre. Baştan 115 olduğu için ilk önce onu gösteriyor. 103 olduğu için Alexander diğeri altta görünüyor. Başka David var mesela. David'de 3 tane var. 165, 51, 105. Burada da sol tarafı kendi doğrudan askerlik, sağ tarafı da desk olarak gösterdi.